Beyler selam. Bugün size müthiş bir siteden, Helcase'den bahsedeceğim. Sitede WordEv kodunu kullanarak yatırımınıza ek %10 ve 0.70 dolar bakiyenizi almayı unutmayın. Sitede birbirinden eşsiz kasalar ve kontrat modu ile alabileceğiniz birbirinden farklı skinler bulunuyor. Günlük ücretsiz bonusları da almayı unutmayın. İyi seyirler. Ben Mongoz'da yeneceğimizi düşünmüştüm. Allah, ben çok maçı izleyemedim. Sadece göz attım son haritaya, son roundlara. Mongoz birazcık whiffledi ama maçın geneline baktığım zaman da Efe, yani bu highlightlar var ya, onlara baktım. Efe iyi oynamış, çok iyi oynamış. Burak kardeşim, kola adam, yine atmış kılaçlarını yapmış yapacağını. Ben zanti makinem. Her zaman gibi. Ama evet, son roundlara baktığımda bayağı yakın geçiyordu valla. EF post plantleri çok yönetti Inferno'da. Yani o işte diyorum ya, son roundları izledim. Hiçbir post planti vermedi. 2v2, 3v3, işte ne bileyim işte 2vs3'ler, 1v2'ler falan, onları vermediler. Güzel oldu. Zaten güzel oynuyordu ama bazı kilit roundlarda rakip iyi oynuyor biliyordu. Ya da o kilit roundlar gidince maç sıkıntıya girebiliyordu. Bence EF kilit roundları şu an biraz daha güzel oynuyor ya da düzeltmiş yani oradaki problemi. O yüzden TR1'lere karşı çok daha sert oynuyorlar. Mesela Navi'yi çok zorladılar yani. Normalde Navi birazcık daha kolay kazanabiliyordu önceki karşılaşmaları. Şimdi Navi mesela direkt şey, hani EF ile kafa kafaya gidiyorlar. Bence çok iyi bir şey. Çünkü önümüzde Major var. Major geldiğinde Sivil sistemine kim gelirse gelsin EF zorlanmaz demek oluyor bu. EF Vitality ne diyorsun? Bence yakın geçecek ya maç baya. Önemli roundları alan takım kazanır. Yani bence en iddialı maçlardan biri. Spirit Navi'den sonra en iddialı maç. En iddialı karşılaşmalardan biri. Kral yarın EF'ye yenip mutlu eder mi bizi? Vallahi bence şu an EF çok iyi oynuyor formda yani. O yüzden hayırlısı diyelim, başarılar diyelim.